Merhaba sevgili 6. sınıf öğrencileri. Ben Deniz Bülbül öğretmen. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size matematik dersinizden 1. dönemin 1. yazılı soru örneklerini çözeceğim, anlatacağım. Muhtemelen bu soruların benzerleri sınavınızda çıkabilir diye düşünüyorum. Hemen 1. sorudan başlıyorum. 14 çarpı 10 üzeri 20 sayısı kaç basamaklıdır diyor. Şimdi şuradaki 20 ifadesi bize buradaki sayıda 20 tane 0 olduğunu söylüyor. 2 tane basamak da burada var. Yani 20 tane basamak, 20 tane 0 demek, 20 tane basamak var demek. 2 basamak da burada var. 22 basamaklı oluyor. Bazen öğretmeniniz farklı bir şekilde de sorabilir. Örneğin böyle bir ifade verip bu ifadede sonunda kaç tane 0 var diye böyle bir soru da verebilir. O zaman cevabımız 20 tane 0 var olmalı ve 20 işaretlenmeli. Ama burada ne diyordu? Kaç basamaklı diyordu. Yani sorunun son kısmına dikkat edin. Bunu öneriyorum. İkinci sorumuz işlem önceliği ile ilgili bir soru. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi ne var? Üslü ifadeler var. Bölme var, bir de çıkarma var. İlk önce bizim yapmamız işlem önceliğine göre yapmamız gereken üslü ifadelerin cevabını bulmak. Yani şurası ne demek bu 6'nın küpü? 3 tane 6'nın çarpımı demek değil mi? 3'ün küpü ne demek? 3 tane 3'ün çarpımı demek. Şimdi 3 tane 6'nın çarpımı 6 kere 6 36. 36 çarpı 6 216 olur. Eksi 3'ün küpü 3 kere 3 9. 9 çarpı 3 27 ve bölü 9. Şimdi işlem önceliğine göre bölmenin çıkarmadan üstünlüğü var. Bu daha önce yapılması gerekiyor. Önce şunu yapmam lazım. 216 beklesin. Ne oldu burası? 3 oldu. 216 eksi 3 kaldı ve cevabımız 213 oldu. Şimdi öğrencilerin burada yaptığı hata şu. Şu ifadeye kadar geliyor. Ondan sonra sıradan çıkarma yapıyor. Bu sefer ne oluyor? Hesap yanlış oluyor. Bölmeyi daha sonraya bırakıyor. Yani işlem önceliğine dikkat edin. Cevap o zaman D şıkkı oldu. İşaretledik. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki sayılardan hangisi 2 ve 3 ile tam bölünebilen bir sayıdır diyor. Şimdi 2 ile bölünebilmesi için doğal sayıların sonunda çift bir rakam olması gerekiyor. Çift sayı olması gerekiyor. Yani mesela şu B şıkkı elendi. Bir kere burası tek bir sayı bu. Başka tek var mı? Yok. Peki 3 ile bölünebilmesi için ne gerekiyor? Rakamlarının toplamı 3 veya 3'ün katları olması gerekiyor. Mesela burada 3, 2 daha 5, 4 daha 9. Evet, bu sayı 3'e bölünebilir. Ve 2 ile de bölünebiliyor çift. Yani cevap A şıkkı oluyor. Olacak. Ben hatta işaretleyeyim. Diğerlerinin neden yanlış onu göstereyim. Bunu elemiştik zaten. Bakın burada 4 var. 0, 0. Yani buradaki rakamların toplamı 4. 3'ün katı değil. O yüzden bu sayı 3'e bölünmez. O yüzden eleniyor. Burada 9, 5 daha 14, 2 daha 16. Buradaki rakamların toplamı 16. Bu da bölünmüyor çünkü 3'ün katı değil. O yüzden cevap A şıkkı oluyor. Dördüncü soru. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. En küçük asal sayı 2'dir. Evet, doğru. Asal sayı en küçük olarak 2 var. Biliyorsunuz bir doğal sayısı asal sayı sayılmıyor değil. Diğerleri 2'den başlıyor yani asal sayılar. Asal sayılar yalnız 1 ve kendisine kalansız bölünebilir. Evet, doğru. 2 basamaklı en büyük asal sayı 97 sayısıdır. Bu ifade de doğru. Şimdi 2 basamak sayıların en büyüğü biliyorsunuz 99. Ama 99 asal değil. Çünkü 3'e bölünebilen hem kendisine hem 1'e ve hem 3'e bölünüyor olmuyor. Başka da bölünebilir. 33'e de bölünebilir yani. Neyse, 98 de aynı şekilde. Bu da asal değil. Çünkü o da 2'ye bölünebiliyor. Kendisine bölünebiliyor, 1'e bölünebiliyor. 97 sadece kendisine ve 1'e bölünüyor. O yüzden bu ifade de doğru. Bütün asal sayılar tektir diyor. Evet, cevap bu. Çünkü ne demiştik? 2 doğal sayısı var asal sayı olarak. Bakın bu tek bir doğal sayı değil. Çift yani. O yüzden bu ifade yanlış. Biz de bunu arıyorduk. Beşinci soruda işlem önceliği ile ilgili bir soru var yine. Şöyle. Seda yukarıda verilen soruyu aşağıdaki gibi çözmüştür. Şuradaki ifadeyi. Ve buradaki adımları uygulamış. Yukarıda verilen işlem basamaklarına göre Seda ilk hatayı kaçıncı adımda yapmıştır? Şimdi Seda neler yapmış? Birinci adımda üslü ifade olduğu için buradaki işlemde önce üslü ifadeyi bulmuş. Burası güzel, doğru. Doğru bir iş yapmış yani. İkinci adımda sonra üslü ifadenin cevabı, yani şuradaki çarpma var bakın.
Yani üstü ifadenin cevabı 25. Şuradaki çarpmayı yapmış. Evet, bakın başka işlemlere baktığımızda çarpma önce yapılması gerekiyor. Çıkarmadan önce ve toplamadan önce. İkinci adım da doğru. Üçüncü adımda ne yapmış? Şu üstü ifadenin cevabı hani çarpma yapmıştı ya şurayı. 75 bulmuştu ya şöyle. Sonra bu 75'ten 20'yi çıkarmış. İşte bu yanlış. Burada hata yaptı. Niye? Çünkü bu çarpmayı yaptıktan sonra çıkarma işlemine geçmeden önce bakın burada da bir çarpma var. Önce bu çarpmayı yapması gerekiyor. Yani 20 ile 2'yi çarpıp 40 yapması gerekiyor burayı. Sonra diğer işlemleri. Yani 3. adımda yanlışlık yaptığı için tabii daha sonra bu şekilde devam ettiği için. Yani bize de bunu soruyordu. İlk olarak nerede hata yaptı? 3. adımda hata yaptı. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Şimdi 6. soruya geldik. Burada bir doğal sayı var. 4 basamaklı. Bu doğal sayısı 6 ile tam bölünebildiğine göre K rakamı en az kaç olabilir diyor. Şimdi bir sayının 6 ile tam olarak bölünmesi için 2 ile ve 3 ile tam olarak bölünebiliyorsa bu sayı 6 ile de tam olarak bölünebilir. 2 ile bölünüyor. Tamam, 8 var burada. 3 ile bölünmesi için de buradaki rakamlarının toplamının 3'ün katı olan bir doğal sayı olması lazım. Şimdi rakamlarını toplayalım. 8, 3 daha 11. 8 de burada var, 19. Şimdi 19, 3'ün katlarını düşündüğümüzde 18 var biliyorsun. 3 kere 6, 18. 3 kere 7, 21. Yani bu doğal sayıdaki rakamların toplamının 21'e gelmesi gerekiyor. O yüzden ben K harfinin yerine en az 2 koymam gerekiyor. K doğal sayısının yerine ben başka doğal sayılar, daha büyük doğal sayılar da koyabilirim. Örneğin ben buraya 5 de koyabilirim. O zaman ne olur? 8, 16, 21, 24 olur. Yine aynı 6 ile bölünebilir. Ama ne diyor? En az olsun. Yani buraya koyacağım rakam en küçük olsun diyor. Zaten 5 şıklarda da yok. O zaman ben buraya en küçük C harfinde, yani C şıkkını koyabilirim. 0 koyamam. O zaman rakamları toplam 19 olur. 3'e bölünmez. 3'e bölünmediği için 6'ya da bölünmez. 1 de koyamam. O zaman 20 olur. Yine 3'e bölünmez. Yani şu 19'u gördük ya. Ondan sonra rakamımızı bulmuş olduk. 7. soruda bir problem var. Ardışık 4 çift doğal sayının toplamı 68 olduğuna göre bu sayıların en büyüğü kaçtır diyor. Şimdi buradaki söylenenler şu. 4 tane doğal sayı var ve bu doğal sayılar ardışık. Yani ardı arda gelen sayılar ve bunların toplamı 68. Bakın birinci doğal sayı. Bilmiyorum. Bir kutu koydum, değil mi? İkinci doğal sayı çift dediğine göre bu kutudan 2 fazla olması lazım. Yani baştaki sayının, çünkü biliyorsunuz ikişer ikişer ilerleyerek gidiyor değil mi çift sayılar. Peki üçüncü sayı nasıl olacak? Kutudan, şu baştaki kutudan o zaman 4 tane fazla oluyor bu. Her seferinde ikişer ikişer artıyor yani. Dördüncü sayımız, o ne olacak? Kutudan 6 tane fazla olacak. Değil mi? Her defasında ikişer ikişer artarak. Yani bilmiyoruz bunların ne olduğunu. Onların yerine boş kutular koydum. Ve her defasında bir sonraki doğal sayı diğer doğal sayının 2 fazlası oluyor. Çiftler, yani ikişer ikişer gidiyorlar. Ve bunların toplamı diyor eşittir 68'dir diyor. Şimdi bakın bir kutu, iki kutu, üç kutu ve dört kutu oldu değil mi? Yani dört tane doğal sayı var. Kutuları bir araya getirdim. Herkesi birleştiriyorum yani. Bir araya topluyorum. Fazlalıkları da bakalım. 6, 10, 12. 12'de fazlalık var. 68. Şimdi bu dört kutu dursun burada. Bu 12 fazlalığı şu 68'den çıkaralım. 68'den 12 çıktığında geriye ne kalıyor? 56 kalıyor. Yani 4 kutu eşittir 56. Şimdi bir kutuyu bulabilirim artık. 56'yı 4'e bölerim. 1 kere 4, 4. 16'da 4 kere var. İşte bir kutu, yani baştaki doğal sayı, birinci doğal sayı 14 çıktı değil mi? 14'müş. Tamam, birinci doğal sayıyı bulduk. Bana kimi soruyor? En büyüğünü soruyor. En büyüğü en sondaki dördüncü doğal sayıydı. Ve bu baştaki kutunun 6 fazlasıydı. O zaman 14 ile 6'yı toplarım. Demek ki en büyük sayı burada 20'ymiş. Cevabımız D şıkkı oldu. İşaretledik. 8. Yukarıdaki çarpan ağacında M kaçtır diyor. Hemen bakalım çarpan ağacında ne yapıyorduk yukarıya doğru gitmek için? 2 çarpı 7. Yani P harfi 14 oluyor. Sonra 5 çarpı 14 ne oluyor? Burası da 70 oluyor. 3 çarpı 70, o zaman M harfi 210 oluyor. Yani 210'u 3 çarpı 70
Sonra 70'i 5 çarpı 14, sonra 14 2 çarpı 7 bu şekilde çarpan ağacı düzenlenmiş. Biz geriye doğru, yani böyle sorularda alttan yukarıya doğru gitmelisiniz. Cevabımız kaçmış? A şıkkıymış, 210'muş. Bu şekilde işaretledik. 9. soru, 10 ile 20 arasında kaç tane asal sayı vardır diyor. Hemen bakalım, 11 var. 11 doğal sayısı, evet, asal sayıdır. Çünkü sadece kendisine ve 1'e bölünebilir. 12 doğal sayısı asal değil. Çünkü 3'e de bölünüyor, 4'e de bölünüyor, kendisi ve 1'e de bölünüyor. 13 doğal sayısı asal sayı. Sadece 1 ve kendisine bölünüyor. 14 asal değil. Çünkü 2 ve 7 de var bölünebildiği doğal sayılar. 15'e baktık. O da asal değil. O da 3'e, 5'e bölünebiliyor. 16 o da asal değil. 4'e bölünebiliyor, 2'ye bölünebiliyor, kendisi ve 1'e. 17 evet asal doğal sayı. 18 asal değil çünkü 3 ve 6'ya da bölünüyor. 19 var bir de, bu da asal doğal sayı. O zaman burada 10 ile 20 arasında 4 tane asal sayı var. Cevabımız A şıkkı oldu, işaretledik. 10. soru, dağılma özelliği ve geometri ilişkisi üzerine. Hemen okuyalım soruyu. BCFE dikdörtgeninin alanını hangi ifadeyle bulabiliriz diyor. Yani bize şu mavi olan bölgeyi soruyor. Bunun alanını soruyor. Ve bunu bulurken dağılma özelliğinden yararlanacak şekilde şıklar düzenlenmiş. Ne yapmalıyım ben burada? Şuradaki iki dikdörtgenin, bakın, birleşmesiyle oluşan şu büyük dikdörtgenin alanından sarı olan bölgeyi, sarı olan dikdörtgenin alanını çıkarma yapmalıyım ki geriye mavi bölge kalsın. Peki o zaman ne yapmalıyız? Bakın, her iki dikdörtgenin de aynı olan, birbiriyle birleştiği olan kenar kaç? 8, değil mi? Buradan anlıyoruz. O zaman 8 bizim çarpanımız olması gerekiyor. Şöyle 8 çarpı diyeceğiz. Sonra ne demiştik? 8 çarpı uzun kenar, yani 50 olan. Bakın burası 50 olarak verilmiş. Şuradaki uzun kenar. 50 olan kenardan sarı olan kenarı, yani 12 olan yeri çıkaracağız. Ve bu şekilde geriye mavi olan bölge kalacak. Cevabı da yapalım isterseniz. 8 ile ilk önce 50 çarpılacak. Şöyle ifade edeceğim. Sonra çıkarma olarak düzenleyeceğiz ve 8 çarpı 12 olacak. 8 çarpı 50 ne yapar? 400. Eksi 8 kere 2 16, 8 96 oluyor. Eşittir ne kalıyor? 304 kalıyor. Demek ki buradaki mavi bölgenin alanı 304 birim kareymiş. Peki nerede bu benim ifadem? Bakın şuradaki ifade C şıkkında. O zaman cevap C şıkkı olacak. 11. ve son sorumuz. Yanda verilen asal çarpanlar tablosuna göre A eksi B farkı kaçtır diyor. Şimdi A sayısı 2'ye bölünmüş, B sayısı olmuş. B 3'e bölünmüş, 15 olmuş. 15'i 3'e böldük, 5 olmuş. 5'i 5'e böldük, 1 olmuş. Ne yapmalıyız? Aşağıdan yukarıya doğru gitmeliyiz. Yani 1 çarpı 5, 5 ediyor. 5 çarpı 3, 15 ediyor. 15 çarpı 3 ne yapar o zaman? B sayısı 45 olur. 45 çarpı 2 o zaman A sayısı da 90 olur. Ve ne diyordu? A'dan B'yi çıkarmamız gerekiyor. 90 eksi 45 eşittir cevap 45 olacak. Yani B şıkkı olacak. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.